Yaşam kalemi 4/17/4/2021. Yağmurun yağışı türevleri kodlayacak kürzi sahaları kayıtlamalarıyla diriliklere kayıtlayacaktır. Eser yapmak kök sahalara inmekle mümkündü ve hepimiz bütüne hizmetçileriz. Eser yapmaya çabalayacağız bugün yine. Yaşam kelam ve biz o kelamı halik kılacak olanlarız canlılar. Yar ben dünya, ben türevleri kodlayan insan, ben her an olan ve teklikle tahtisizliği kaydedelim. Barışın kapısıyım ben. Heyetlerin türevleri kodlayacağı bu cevheri kayıtlarda ağır yük hafifleyecek diye bekleyemem. Ben hafifleyeni hakikiyetle dinleyecek yüzü sahalarda her şeyi yapacak güçteyim. Bedenim ilimdir benim, yaşamım kervan ve ben tüm zamanları kontrollü olarak kodlayacak olanım. Murad ederim ki dünya İsra kapısını bulur ve geçer. Murad ederim ki dünyanın sırrı insanın ilminde kült olur ve kelam Allah'ın tınısı olur. Ve ben bildiririm ki yağan ışık tüm insanlık için yağacak. Eski ve yeni yoktur. Her şey ilimde, kelamda, tahdissiz olarak andadır. Etki alanınızı geçişkenleştirin ve dirilikleri kodlayıp dinleyin. Eğer dünya planetine iniş sebebinizi sorgulayacaksanız anlayın ki insan kendini halik kılmaya değil, hakkı, hakikiyeti dinlemeye ve dinletmeye de değil. İnsan tüm ıslah kapılarında İsra kayıtlamaları yaparak yaşamları kodlamaya inmektedir. Beden et ve kemikten ibaret değildir. Sistem, nizam ve düzenin kürzi sahasında beden, insanın et ve kemiğinden öte olan, yağan ışığı kodlayan ve tohumlayan bir siyah renkte kayıtçıdır. Her bir sahaya elim olup, yağmur olup geçer ve der ki, ben bütün köklerimle dünya planetini dinleyecek güçteyim. Hepimizin bedenlerimizde bu özellik mekluzdur. Sizler dünya planetine indirilirken bedeninizi halik kılan dirilikle indirildiniz. Ve bu bedenler size yarınları kodlayabilmek üzere giydirildi. Eğer siz bu bedeni giyinirken kelamı kodlamaya ve yoğunluğu artırmaya inmemiş olanlar idiyseniz yaşamın diriliğinde olma imkanınız yoktur. Bu da kesindir. Atın ilmini bilin. At diriliği kodlayan ilimdir. At Allah'ın tahtıdır. Ve biz at derken, kelamı kodlarken deriz ki A Allah. Tahdissiz olan Allah ve te hak edilen Allah'ın tahtı deriz hep. At dediğimiz o tahtın tahdissizliğini dilleyecek şaftır. Oraya kült olarak, kayıt olarak vardığınız zaman siz Allah'ın tahtısınız ve bizler size kayıt dışı bilgiler kodlattıramayız orada. Sizlerin kelam olarak kodlayacaklarınız mutlaka kaleme indirilir ve siz kendi levhi kaleminizle mutlak kapıları kodlayarak açarsınız. Atlanta ata kapısı ilimdir ve sizler ilmin haliki olarak yoğunluğu kodlar ve kontrol kurarsınız. Size ağır yük değildir insan, ilimdir. Ama siz ilmin haliki değilseniz hakkın kalemini bilemezsiniz. Yağan ışığı anlayamazsınız. Size cennet vaat eder ilmi ka olan herkes. Ama siz o cennetin kelamı olduğunuzu bile anlamıyorsanız size nefes bile vermenin gereği yoktur. Canlarım, temel bilgi Allah'ın tahtında kelamı kodlayacak ilmin hak sır olarak diriliklere çekilmesinden öte olmadığındandır ki
Hayrın tahtındaki hak tekliği kodlayıp halik olun ki bitki, hayvan ve her şeyi hak edip dilleyin. Yaradan yaratırken yaşar. Ama yaradan yaratırken yaşar. Yarattığıyla yaşamı kodlar ve yarattığıyla kaynakta kalem olur ve yarattığıyla yaratılır. Yaşar, yaşatır ve yaratılır. Yaratır ve yaratılır. Bunları iyi kavramaya çalışın. Dün döndüğünüzde özgeçişlerinizi yaparak kelama, dün yolu kodladığınızda ve düzen kodları haline dönüştüğünüzde seviyenizin çok yüksek olmadığını düşünmekteydi herkes. Burada bu yoğun çalışmada hastalık iyiliği kodladı ve herkes kelama hak olup varmaya başladı. İşin Allah işi olduğu, asla hata yapılmadığı ve tohumların kodlandığı bir düzende öz görev Allah'ın ilmiydi ve biz o ilmin hak tahtta tekliğini kodlayacak olanlardık.